dileklerin kabul oldu. Kemal abim beni boşuyor. Kemal abi seni boşuyor öyle mi anne? Bana daha güzel bir doğum günü hediyesi veremezdi. Çok mutlu oldum. Ne? Yıllardır bir gün bana inanıp onu boşayacağını düşünüyordum. Şimdi tam tersi oldu. O seni boşuyor. Ne gülüyorsun be? Bir de gülüyorsun. Rezil! Kemal abim beni senin yüzünden terk etti diyorum. Duymuyor musun? Bir rahat bırakmadın adamı be. İftira attın. Bıçakladın. Hapishanede az daha öldürtüyordun. Adam da tabii korkusundan korksun anne. O adam bizimle aynı hayatı paylaştıkça, Büşra ile aynı havayı soludukça korksun benden. Yettin sen artık. İndir o elini. Ya yeter artık ya. Yeter ya. Anne niye vuruyorsun ablama ya? Gel kızım. Bizim onunla alakamız kalmadı artık. Gel evimize gidelim. Ne yaparsan yap. Ama beni kardeşimden uzaklaştıramazsın. Doğum günüm bitene kadar burada kalacak. Sonra bırakırız eve. Lütfen gidin artık. Biz Büşra'ya göz kulak oluruz. Gözünüz arkada kalmasın. Ya ne kalacakmış gözü arkada ya? Ortamı yumuşatmak için boş konuşma kadar. Ablacığım Allah aşkına. Hadi artık hadi. Sana beddua edeceğim. Tutar diye korkuyorum. Bunlar bitecek. Hadi ben üfleyeyim. Gel. Dileğini diledin mi? Benim dileğim oldu zaten.
Hayrola? Gözünü niye diktin oraya? Ya yok yok. Hanım arkadaşı bir yerden gözüm ısırıyor sandım ama... birine benzettim herhalde. Neyse, hadi iyi günler. Rüstem abi, ne diyor adam? Bir şey mi soruyor? Birine benzetmiş, onu diyor. O kadar mı? Başka bir şey demedi mi? Yok bacım, ben senin hediyenin hakkında elin adamını konuşturur muyum? Kızlar niye masraf yaptınız? Hatırlamanız yeterdi. Ya zaten hepimiz ortaya para koyup aldık. Beğendin mi? Çok. Ya siz beni çok utandırdınız. Zaten burayı hazırlamak için o kadar uğraşmışsınız. Bir de üstüne bu hediyeler. Kızım hediyesiz doğum günü mü olur? Eylül bu da benden. Teşekkür ederim. Bence en güzel hediye Büşra'nın. Sana çok güzel bir toka almış. Aynen ya. Ben bile takarım o tokayı, süper. Büşra'cığım, hadi gel pastayı keselim. Hadi. Hadi. Vallahi siz pastayı kese durun ama önce Cenk abisi güzel bir dans yapacak Büşra için. Değil mi? Aman diyeyim abi. Sağa sola bak da gören olmasın değil mi? Uzatma lan hadi. Müzik. Açıyorum. Evet. Gel dans edelim ya. Oğlum oyna. Gidiyorsun Kemal. O kadar mı bıktın benden? Ablam Mevlüt'e gidecekmiş. Anahtarım yok, o çıkmadan yakalayayım dedim. Rahat edebilecek misin orada? Edemeyeceğim Mesude Hanım. Ama ne yapacaksın işte? Başımı sokacak bir bekar odası bulana kadar idare edeceğiz artık. Hadi eyvallah, hadi. Gitme hemen Kemal. Geç konuşalım biraz evde. Ya bırak Allah aşkına Mesude, bırak. Doğru düzgün konuşmadın bile benimle. Boşanmak istiyorum dedin, çıktın gittin.
Benim kabahatim ne? Ben seni sevmedim mi? Saymadım mı? Bir yuva kolaylıkla kurulmuyor. Kolaylıkla yıkılıyor ama işte bak. Sebep olanlar utansın Mesude Hanım. Eylül yüzünden faturayı bana kesme Kemal. Ben senin için kızımdan vazgeçtim. İşte evimizdeyiz. Mutluyuz, mesutuz. Ama yine de problemlerimiz var diyorsan... istiyorsan bir evlilik danışmanına gidelim. Bak Hamide ablanın kızı gidiyor kocasıyla. Yuvalarını kurtardılar vallahi. Bizimki kurtulmaz Mesude Hanım. Ben senin o kızın yüzünden her Allah'ın günü önüme gelenden dayak yedim. Hapse girdim, yetmedi şişlendim. Benim de bir tane canım var ama değil mi? Ha? Korkuyorum ya. Ben canımı sokakta bulmadım Mesude. O evlilik danışmanlarına gitsem, derdimi anlatsam bana derler ki Kemal aman kaç kendini kurtar. Aha ben de öyle yapıyorum Mesude Hanım. Kararım kesin. Çekil önümden. Hadi sana da hayatta başarılar dilerim. Nasıl oldu Hediye abla? Ateşi var Feride Hanım. Bulaştı bir kere. Kızlardan tam biri iyileşiyor derken öbürü hastalanıyor. Vallahi ben de ne yapacağımı şaşırdım. Yanmıyor ki kalorifer. Böyle soğukta nasıl iyileşecek bu çocuklar? Tabii iyileşemezler. Neriman Hanım yaktırmıyor ki kaloriferi. Ah güzel kızım benim, ah canım yanıyorsun. Ya o kadın neydi öyle ya? Kıza saydırdı saydırdı gitti. Yani hayatta benim annemden daha kötüsü yok sanırdım ama varmış meğer. Senin annenin nesi kötü Zeyno? Ha Cemre, bak sen onu daha bilmiyorsun, tanımıyorsun. Ya bir kere pistir o ya. Ne yemek yapar, ne çamaşır yıkar. Onun hep başı ağrır, hep psikolojisi bozuktur. Hep herkes benimle ilgilensin ister. Ya daha anlatayım mı? Annen seni bırakıp gitmiyor değil mi Zeyno? Seninle ilgileniyor. Seni seviyor ya. Bu yetmez mi? Ya utanıyorum ben ondan ya. Vallahi bak ne giyinmesini bilir, ne süslenmesini bilir. Beni her yerde de rezil ediyor. Yani babamızı nasıl tavladı vallahi çok merak ediyorum. Herhalde adam sarhoş falandı. Zeyno yeter. Yeter ya yeter. Bu kadar ağır konuşma. Anne gibisi yok anlıyor musun? Yok işte yok. Bak Eylül'e hala annem diyor. Annesinin ona yaptıklarını bir bilsen. Vallahi ya bak ben de onu anlayamadım ha. Yani bu kızın annesi var. Peki yetimhanede ne işi var? Boş ver Zeyno. Annesi mi bıraktı onu? Söylesene. Evet. Niye? Bunu söylemek bana düşmez Zeyno. Söylesen ne olur? Söylemezsen söyleme. Yalan. Yalan olmaz Epi. Epi Goncan. Açık orası bak geldi. Hop! Ya ama sen var ya bu işleri bilmiyorsun ya. Sen yapamadın. Ya bırak gele. Gele oynamak yok. Ya bırak Allah'ını sen bu işleri hiç anlamamışsın, hiç. Hiç kitabını yazdım ben, kitabını, kitabını. Sayfa 24, aç oku bak, al. Cariye nasıl oynayacaksın? Oynar. Yavrum benim, sana bir geri atarsın. Bak, hop. Ne oldu? Gördün mü öyle? Yavrum gördün mü? Al. Kaş kaldığımdan yürüyelim mi Zeyno? Hop. Olur. Yemi. Aa bu da bir, iki tane. Al bunları eve götür, hadi. Geç oldu, uyu artık. Annen yarın okursana. Küçük karabalık masalını oku o zaman. Öf. Tamam, tamam. Öfleyeceksen okuma.
Ay çok sıcak oldu. Ara ama. Tamam para. Oldu. Sesim geliyor. Tamam dur ben de çıkarayım. Ben ne yapıyorum ya? Ne yapıyorsun? Ben burada sıcaktan bunalıyorum. Benim kızlarım orada tir tir titriyorlar, donuyorlar. Hasta oluyorlar. Ben ne yapıyorum burada? Bir tanem sen kapatmıyorsun ki kaloriferleri. Neriman Hanım açtırmıyor demedin mi? Öyle dedin. Demedin mi? Öyle dedim ama ben de bunun için hiçbir şey yapmıyorum. İyice düşüncesizleştim ya. Bir tanem kendini suçlama. Bak aklıma bir şey geldi. Benim bir arkadaşım var okulda. Şimdi böyle bir kulüpte yönetici gibi bir şey. Ona söylerim. Bağış yapar yurda. Bağış diyorsun. Hı? Burası çok soğuk değil mi? Kader oyalanma, çabuk gel de yukarı çıkalım. En azından battaniyemiz var. Ya kızlar, filmlerdeki insanlar uyurken soğuktan ölüyorlar ya. Bize de öyle olmaz değil mi? Saçmalama Meral, bu soğuktan ölür mü? Neriman cadısın, inşallah kaloriferi patlar da anlar bizi. Kızlar, pekmezle suyu karıştırdım. Memleketten geldiydi. İçiniz ısınır, kan yapar kuzularım. İğrenç, asla içmem onu. Duşun ne suçu var Meral? O da elindekini bizle paylaşıyor işte. Ya hiçbirimizin suçu yok. Tek suçumuz garibanlık. Hadi kalkın lan. Hadi kalkın hadi. Tutun şunun ucundan. Ne yapıyorsun, delirdin mi? Evet delirdim. Darlandım ulan. Çekin şunu, çekin. Çek, çek, çek. Evet, ortayı boşaltalım. Dur, dur. Tamam. Hadi Meral, patlat bir şarkı. Ne var ya? Neriman oynar da biz oynayamaz mıyız? Kızım biraz oynayalım da ısınalım, hadi. Hadi. Gönül gözüm kapalı, bilerek sana yazılıyorum. A penceresi aralı, her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli, nereden bu kaşın gözün temeli? Sana neler demeli, ay seni çıtır çıtır yemeli. Anam babam aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Anam babam aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Aman bize nasip olur inşallah, boyuna da bosuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara eyvallah. Aman bize nasip olur inşallah, boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara eyvallah. Meral! Aferin kız Meral. Vallahi çok iyi oldu, ısındık. Kemal abi. Eylül, ne oluyor? Kemal abi orada. Yurda bakıyor. Hani? Kimse yok. Az önce oradaydı. Öylece duruyordu orada. Vallahi yok Eylül.
Acaba sen stresten o pisliği görmüş gibi olabilir misin? Olabilir. Seni de uyandırdım. Yok canım, ne olacak, uyurum. Hadi gel yat sen. Anne, küçültmüşsün kazağımı. Yine 90 derecede mi yıkadın ya? Ay, öyle mi yapmışım ya? Tüh. Ya bir öğrenemedin çamaşır yıkamayı ya. Ama telefonla oynamayı biliyorsun. Bırak. Tamam canım, yapmam bir daha. Hep öyle diyorsun ya. Anne, sen ne işe yarıyorsun ya? Ne biçim annesin sen? Cevap ver bana. Zeyno, tamam. Üstüme gelme, başım ağrıyor zaten. Geber be, geber. Allah kahretsin seni. Ne biçim konuşuyorsun annenle? Bak. Bak sana diyorum. Sakın bana vurma, tamam mı? Sakın. Bak bir daha sakın vurma bana. Zeyno. Bunu da mı yapacaktın annene ha? Elde mi kaldıracaktın? Göreceksin. Seni bırakıp gideceğim. Sen de bu leş evinde tek başına öleceksin. Nereye gideceksin? Yurda gideceğim, Cemre'nin yanına. Yok canım, gidemezsin. Ne demek yurda gideceğim? Yetim misin sen? Annen var senin. Sen gör. Gör bak. Zeyno. O ses ne? Ne oldu ya? Songül gitme canım. Songül dur. Çöp mü patladı acaba? Ay ne? Ya ne oluyor? Kızlar çabuk montlarınızı girin. Ya neden? Feride Hanım, biz de anlamadık ne olduğunu. Tabii, tabii çağırdık polisi. Tamam, tamam. Abi hadi dışarı. Meral hadi gel. Meral hadi. Ya bir dakika. Ya kızlar hadi. Meral hadi. Çok önemliydi. Kapıya doğru ilerleyin ama sakın kimse dışarı çıkmasın. Ya ne dışarı çıkması, Seydoş pijamalarla? Allah aşkına ne oldu? Tüp mü patladı, anlayamadım. Yok kızım, bu başka bir şey. Cemre! Kader! Rüstem, polisi çağırdın mı? Polise haber verdim, geliyor. Ya Songül! Geri çekilin, geri. Ya Songül, yurt patlamazdı mı? Saçmalama kızım, ne patlaması?
Uykumdan o sesle uyandım memur bey. Yurdu tahliye ettik. İyi yapmış mıyız amirim? Tamam, siz geride durun. Ekip gelip burada inceleme yapacak. Buyurun. Tamam. Çocuklar geriye. Ha tamam, geriyeymiş. Hadi. Hadi geriye. Yaptıklarını senin yanına bırakır mıyım kız? Er geç hesaplaşacağız Eylül. Soracağım sana beni şişletmenin hesabını, soracağım. Allah Allah, ne torpil, torpil ne Allah aşkına ya? Ya Feride, çocuklar patlatırdı ya eskiden mahalle aralarında falan, kız kaçıran torpil. Hani ha, ses çıkarırdı. Ha ha. Ha işte onu böyle camın içine koymuşlar daha fazla ses çıkarsın diye. İşte polis o cam parçalarını bulmuş bahçede. Bu. Allah Allah. Kim niye yapar böyle bir şey ya? Bu ne saçmalık böyle? Bilmiyorum. Sen yurtta kalmayacaksın değil mi? Ha yok ya. Gideyim bir kızları kontrol edeyim ben. Toprak hadi sen git, ben bir taksiye atlayıp gelirim eve. Canım. Tamam o zaman, Rüstem Bey'in yanında bekle bari. Geliyorum hemen. Tamam, sen bak işine. Ben başımın çaresine bakarım. Alo Neriman Hanım. Ha şimdi gitti polisler. Yok yok, merak edilecek bir şey yok. Şey atmışlar. Torpil. Torpil atmışlar Neriman Hanım. Yok ya, niye dalga geçeyim? Hangi mal yaptı bunu ya? Kızım gerizekalı mı yok? Yapmış işte biri. Ya ben asla uyuyamam şimdi. Evet ya, sabah oldu resmen. Songül. 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 Ya ben hasta oldum galiba. Çok fena sıcaklıyorum. Kızlar, sıcak burası zaten. Hakikaten sıcak lan. Allah'ım. Rüyaysa lütfen uyandırma beni. Gerçekten yanıyor. Kızlar, hadi hazır sıcakken banyo yapalım sırayla. Ay kızlar, gerçekten bir de donmayı çekemeyecektim. Dün geceki olayın üzerine süper oldu ya. Ay vallahi sıcak gibisi yok ya. Yüzüm güldü. Bunu yapanı bir elime geçirirsen Feride, çok kötü yapacağım. Kimin Neriman Hanım? Yurda torpil atana mı? Yok canım, o şeydir. Kızlardan biri sevgilisini terk etmiştir. O salak da intikam almak için patlatmıştır onları. Daha neler Neriman Hanım. Evet, bunlardan her şey beklenir. Bunlar ergen Feride. Siz kimi fena yapacaktınız? Fark etmedin mi? Korsanlar kaloriferi yakmışlar. Kızların bir suçu yok Neriman Hanım. Ben yaktım kaloriferi. Ahşap'ın birini buldum. Aa. Doğalgaz faturasını mı ödeyecek? Her ay düzenli ödeyecek.
Canım o bağışını yapsın. Bizim nereye harcayacağımız onu ne ilgilendirir ki? Öyle istedi. Sadece ısınma masrafımızı karşılayacakmış. Allah Allah. Kimmiş bu doğalgazlıya tutturan? İsmini vermek istemedi. Ha bir de sır yani. Ayol millet bağış yaptım diye sağa sola söyler, hava atar. Bu bir de saklıyor mu? Cins cins insanlar, tövbe estağfurullah. Ama neyse, ödemek istiyorsa ödesin. Ama ben bundan sonra 5 kuruş yatırmam ona göre. Bak bütün sorumluluk sende Feride. Tamam Neriman Hanım. İyi o zaman. Hadi kolay gelsin, görüşürüz. Ben hiç uyumadım anneciğim. Sabaha karşı biraz sızmışım. Bugün de böyle gidiver. Kahvaltı? Postal anneciğim. Annen çok fena. Çantamdan para al. Uyuyacak mısın böyle? İşe gideceğim. Kalkacağım birazdan. Hadi sen git okuluna. Tamam. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Sağ olun Feride. Nasılsınız kızlar? Keyifler nasıl? Vallahi ev kedisi gibiyiz Feride Hanım. Karnımız tok, sırtımız pek. Neriman Hanım nasıl? Hasta falan mı acaba? Yo, değil. Kaloriferleri yakmış da şaşırdık biz de. Üşümenizi istemeyen biri var demek ki. Ama bu Neriman Hanım değil galiba. Değil. Kim? Birileri sizi düşünüyor. Sahipsiz değilsiniz. Bağış gibi bir şey mi yani? Evet. Feride Hanım, o bizi düşünenlere bizden binlerce kez, hatta milyonlarca kez teşekkür eder misiniz? Hatta böyle onları öpün, böyle sarılın, tamam mı? Olur. Niye ağlıyorsunuz? Bilmem, duygulandım. Bu hayatta insanlar var değil mi Feride Hanım? Var canım. Ya sonra neden hep kader ağlıyor? Ağlatıyorsunuz kaderi. Kader ne yapsın? Allah'ım ya. Hadi otur bakalım. Ya dikkat etsene. Kaç para o parfüm, haberin var mı senin? Al. Bir de mağdur. Ağlıyor. Kusura bakmayın Nazan Hanım. Benim çok moralim bozuk. Biz kocamla boşanmanın eşiğine geldik. Kemal evi terk etti. Ya hay Allah, çok üzüldüm. Ay ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum. Dünden beri çok fenayım, perişanım. Bana ne senin kocandan?
Ay bir de oturmuş bana anlatıyor. Kalk yatağımdan. Kalk, kalk. Düzel şurayı. Sallanma. Ben kendime bakmadım tabii. Adam uyardı. Soğurum senden dedi. Ben yine dikkat etmedim. Gider tabii. Baksana şu haline. Arkadaşlarınızın özelini ortaya dökmenin cezası olarak sabahları ve akşamları bahçeyi süpüreceksiniz. Bu bahçeden siz sorumlusunuz. Arada çöp atanlar olursa onları da toplayacaksınız, tamam mı? Hocam biz arkadaşlara şaka yapmıştık. Şaka? Aleyna böyle şaka mı olur? Sen bu söylediğine inanıyor musun? Ama hocam şimdi bizimle çok dalga geçecekler. Keşke başka bir ceza verseydiniz. Tamam, tuvaletler var. İsterseniz orada arkadaşlarınız görmez sizi. Hocam siz de çok acımasızmışsınız ya. Siz hırsızlık yaparken değilsiniz, değil mi? Arkadaşlarınızın özelini ortaya dökerken insaflısınız, ben acımasızım. Hadi süpürün. Kız kadar çekirdek alıp desek mi acaba? Ay yapsak mı acaba? Biz temizliğe gittiğimizde nasıl döküp saçmışlardı hatırladılar herhalde. Boş verin, boş verin. Kötüyle kötü olmayalım. Aynen kızlar, hadi gidelim. Ay ya. Bakın. Peçeteyi sarıp atıyorum. Sizin kadar pisleşemedim. Merhaba. Süt mü seviyordun değil mi? Gökhan yüzüne ne oldu senin? Ya geçen gün motosikletten düştüm. Ne? Ya korkma korkma yani öyle yolda giderken değil. Pizzacının önüne park ederken oldu. Dalgınlığıma geldi herhalde. Böyle çalışmaya devam edemezsin Gökhan. Ya sabaha kadar çalış sonra okul. Ya bugün ciddi bir kaza yaparsan? Ya endişelenme hemen. Sabah 4 gibi yatıyorum. O kadar büyütülecek bir şey yok. Asma hemen suratını. Bak okulum bitsin. Söz daha çok kazanacağım bir iş bulacağım. Hem o zaman böyle uykusuz da kalmam. Peki baban sana yardım etmeyi düşünmüyor mu? Sonuçta sen o parayı onun için aldın Defne'den. Babam çok hasta Cemre. Bütün gün kemoterapi gördü. Eve geldiğinde bitmiş haldeydi adamcağız. Bütün gün mü? Hı hı. Evet. Yani uzun sürüyormuş öyle söyledi. Niye? Yani neden sordun? Hiç merak ettim. Neyse ya. Sen düşünme bunları. Ben bir şekilde öderim o parayı. Soğuk mu yapıyorsunuz siz bana? Ezik ezik bütün bahçeyi temizletti Toprak Hoca. Yakalanmasaydınız siz de. Nasıl yakalanmayacaktık acaba? Mektupları alın, morartalım şunları diye akıl veren sensin. Kantinde okuyun mu dedim ben mal. İnternete koyacaktık, görecekti herkes. Harbiden ya. Allah Allah.
Ay kıyamam, çok stres olmuş bu. Ya okuldan sonra sizi masaja götüreceğim, söz. Biz de gideriz masaja, bir sen mi zenginsin? Ay ne oluyor ya, ne derdiniz var sizin? Sen de söyleyeceksin, benim fikrim de diyeceksin. Aptal aptal konuşma, ya ben hiçbir şey yapmadım. Yaptın işte, senin de ceza alman gerek. Hatta şimdi gidip söyleyeceğim. Ay ne yapıyorsun? Ya, bırak beni. Ya kızım saçmalama ya. Kafayı mı yedin sen? Ay ya gidiyorsun kızım. Bırak. Saçmalama. Ya bırak. Ya bıraksana kızı be. Ya ne bakıyorsun sen be? Pardon canım ya. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Şöyle güzelce yiyin birbirinizi. Ya şunların önünde bölünmeyelim. Ya bundan sonra suçları ben üstleneceğim. Söz. İyi. Rezil olduk, rezil. Sonra korkunç bir gürültü oldu. Ay yer yerinden oynadı yani. Ay biz de deprem oldu zannettik. Bomba ekip falan geldi. Çok havalıydı ya. Ne haber Güney? İyi değil Songül. Kızım yurtta bomba patlamış. Sen niye söylemiyorsun bunu bana? Ne bombası Güney ya? Allah aşkına Meral'in abartması o. Ne? Tamam fark etmez. Biz ne konuştuk seninle? Yurtta çıt çıksa beni arayıp Güney yurtta çıt çıktı diyeceksin. Ben de hemen kalkıp geleceğim. Yalan mı? Ya tamam tamam. Tamam. Gülme bak ciddiyim ben ha. Aklım çıktı. Gel. Müsait misiniz? Gel. Neriman Hanım, ben Meral'in okulunu soracaktım. Ne o Seher? Oraya da mı hademe olacaksın? Hayır Neriman Hanım. Ya kızın bursunu keseceklermiş. Ne kadardır ki? Yani fiyatı nedir biliyor musunuz? Senin ödeyemeyeceğin kadar. Kolej orası. Yani seni aşar, öyle diyeyim. Canım, sen Meral'din değil mi? Hı hı. Bak, okul aile birliği toplantısı vardı bugün. Notların gayet düşükmüş. Senin bursun gidici. Biliyorum ama notlarımı düzelteceğim, söz veriyorum. Evet evet, çalış, çok çalış değil mi? İstikbalinle oynamak istemeyiz. Çok teşekkür ederim. Eğer ileride önemli biri olursam aldığım ödülleri size ithaf edeceğim. Sen gerçekten çok saf, çok iyi bir kızmışsın. Senin eğitim durumun benim umurumda mı zannediyorsun aptal şey? Ha? Hepinizi bu okuldan attıracağım tek tek. Önce seni, sonra diğerlerini. Hadi git. Bunu arkadaşlarına söyle. Emine teyze, kolay gelsin. Sağ ol kızım. Şey soracaktım, Necmi amca hangi hastanede tedavi görüyor? Siz onunla birlikte gidiyor musunuz? İşte kızım Haydarpaşa'daki fakülteye gidiyor. Ben de geleyim dedim ama herhalde gurur yaptı. Tek başına gidip geliyor adam. Yazık. Hayırdır yavrum, sen niye sordun? Yani şeyden sordum, şey... Yani iyi bir hastanede tedavi görüyor mu onu öğrenmek istedim.
Allah razı olsun. Sağ ol. Çok geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Çek bakalım Elifciğim. Hocam. Çocuk muyuz biz? Nereden çıktı bu yılbaşı çekilişi? Oğlum bahaneyle arkadaşlarına hediye alacaksın işte. Fena mı? Bak Serkan'ın yüzü gülüyor. Şşş. Sırıtıyor ondan kim çıktı? Eylül. İnşallah sen de bana çıkarsın. İnşallah sen de bana çıkarsın. Çekiyorum. Ne oluyor? Yılbaşı çekilişi. Hadi be. Hocam ben tekrar çekebilir miyim? Hayır. Ama son gün çıkmadı ki bana. Kim çıktı lan? Bir bakayım. Ben çıkmışım. Pahalı bir hediye isterim tatlım, ona göre. Tamam. Hocam ben hediye olarak buna dayak atsam olmaz mı? Çocuklar pahalısı ucuzu yok. 25 TL'yi geçmeyecek hediyeler. Önemli olan manevi değeri. Bu ne ya? Ben buna hediye falan almam hocam. Kim çıktı kanka? Defne. Ay senin hediyene kalmadım. Ay canım benim. Ben de sana hediye almaya meraklı değilim. Haspam ya. Şş, tamam kızlar. Songül otur. Meral sen bana çıktın. Serkan çıktı. E değiştirin o zaman. Ver sevgilisini ona. Olur. Ya Eylül ben de değişseydin Meral'e ben hediye alsaydım. Kim çıktı? Kader. Ya başlayacağım kaderinize. Arkadaş Songül kime çıktı Songül? Ne? Başka türlü sana hediye almama izin veriyor musun? Barış, sana mı çıktı lan Songül? Doğru söyle. Birini mi arıyorsun kızım? Kime bakmıştın? Şey teyzeciğim, benim yetkili biriyle görüşmem lazım. Buranın başkanı falan var mı? Var tabii de sen ne hakkında görüşmek istiyordun bakayım? Bilgi alacaktım. Peki gel, gel bakalım, gel.